Bugün nereye gidiyoruz? Bugün Aleksandropoli'ye gidiyoruz. Bugün... Günü birlik Aleksandropoli'ye... Geldik daha doğrusu. Geldik. Çok yakın olduğu için gidemeden... Yine Haydar beni kaldırdı. Şeye gidiyor gibi. Ezine'ye gitmekle arasındaki fark ne aşkım? Ya özel şeye gidiyoruz gibi, harekata gidiyoruz gibi sabahın 5'inde bir insan kaldırılır mı? Hayır ama canım 5'inde de bu işin gitmesi, gelmesi, geçişi bak kaç oldu saat? 8. 5'inde kalkma, 3'e 6'a kalktık. Sen de abartma yani. Doğru. Yine işleri çok hat değişikliği. Efendime söyleyeyim, pasaportlara falan sahip çıkma. Güzel oldu ya. Ufak bir günübirlik tur. Hayvan'a gitmek gibi bir şey. Görüşürüz. Çao çao. Aleksandropoli yani Dede Ağaç, İpsala sınırına yakın olması, deniz kıyısı boyunca lezzetli tavernaları, pırıl pırıl denizi ile günübirlik geziler için biçilmez bir kaftan. Şimdi gözümüze sahil kıyısında frappemizi yudumlayacak ve bir şeyler atıştıracak bir kafe kestirelim. Aleksandropol'deyiz. Şimdi soluklanıyoruz. Bir kafeye geldik deniz kenarında. Size en sevdiğiniz şeyi göstermek istiyorum. Evet, anlatır mısın bize Haydar'cığım? Kafelere, gelenlere ilk baş su geliyor abi. Evet. Ne yiyeceğin, ne içeceğin sorulmadan su geliyor. En güzel yanı da o. Aynen ve bununla ilgili de herhangi bir ücret alamıyor. Ücret talep etmiyor, kimse sormuyor. Getiriyor suyunu, koyuyor. Ve diyor ki, al bunu iç. Yani bunu bir insani halk olarak görüyorlar yani kültürlerinde. Türkiye'de bunu unuttuk. Yani eskiden bizde de vardı. Su ücretsizdi. Ama şimdi para hırsı, çok para kazanma derdi ya da ne bileyim ne dersen artık. Ekonomik şartlar da olabilir tabii. Ama ne olursa olsun yani bunu yapsa ben mesela kendi, benim kafam olsa bu sistem hayata kesinlikle geçirirdim yani. Koyacaksın mesela suları, 10 tane su. Yani çok güzel olurdu. Aratıcı da taksiremezsin. Artış takacaksın tabii canım. Artıcıdan bunları dolduracaksın, dolduracaksın. İnsanlara vereceksin yani. Soğuk buz gibi. Türkler'e bayılıyor biz yine. Aynen. Biraz soluklandıktan sonra hemen serinlemek için Harama Beach'e geliyoruz. Mitoslarımız da geldi. Böyle. Buzun içinde geliyor. Burada zaten biliyorsunuzdur ama plajlar ücretsiz. Sadece çayınızı ödüyorsunuz ve denize giriyorsunuz. Deniz pırıl pırıldı ve derinleşmesi için biraz suyun içinde ilerlemek gerekiyordu. Deniz keyfimizden hemen sonra sınırdaki Türk köylerini dolaşma kararı aldık ve yola çıktık. Kısa bir Jumbo AVM gezip yola devam edeceğiz. Bu Yunanistan'a 4. gelişimiz. İlk defa Jumbo'yu açık yakaladık. Geçen sefer de girememiştik Midilli'de de hatırlarsanız. Girelim bakalım neler var. Haydi. Gerçekten burada akla gelebilecek ve gelmeyecek her şey var. Bölüm bölüm kategorize edilmiş kocaman bir AVM. Fiyatlar ise halk için gayet ulaşılabilir. Aklınıza gelebilecek her şey var. Yine bir şeyler almaya çalıştım. Hayatım bunları almıştın hemen ben çaktırmadım. Evet. Uygun buldun mu? Kaç para? Motorla gelmesek böyle her şeyi alasın geliyor. Çok uygun. Kaç para şundan tanesi? 4.80 euro. 4.80 euro. 6 tanesi mi? Evet. Tam 6 tane. Size şöyle biraz içerisini göstereyim. Aşkım 1 euro 50 cent 70 cent diye bir torba doldurmuşsun. Evet, bunları aldım.
Mayon da orada kuruyor. Ha evet, mayon da. Eğlenceli. Vallahi içi güzelmiş değil mi? Evet, çok eğlenceliymiş. Bayağı labirent gibi, Ikea gibi. Her şey var. Aynen. Neyse görüşürüz, devam ediyor yolculuk. Yolda olmak, hele ki motosikletle yolda olmak, insanı gittiği yerlerle adeta bütünleştiriyor. İlk olarak Sofut ve Dimetoka'dan geçip Orestiada'ya gideceğiz. Buradaki sınır köyler deniz kenarında olmamasına rağmen kafelerin ve caddelerin dizaynından kaynaklı deniz kenarında bir beldede geziyormuş hissi veriyor. Aynı zamanda sınırda Türkçe bilen Rum sayısı artıyor. Bunun nedeni ise zamanında Edirne'de yaşayan Gagavuzların buraya göçünden kaynaklanıyor. Buradaki köylere, ara sokaklara, bizim ülkemizdeki Trakya köylerine çok benzettim. Meraklı gözlerle yolumuza devam ediyoruz. Kah tren raylarının kenarından, kah orman yollarından geçtiğimiz bu rota bize adeta huzur veriyor. Bolca oksijen depolarken karnımız da bir yandan acıkmaya başlıyor. İşte Orestiada'dayız. Size bahsetmiş olduğum deniz kenarında olmamasına rağmen deniz kenarında hissettiren kafeleri göstereceğim. Gözümüze hemen bir dönerci kestiriyoruz. Fix birayla beraber dönerimizi yeme keyfi. Dönerci hemen meydanda, köşede kalıyor. Nereye geldik? Evet, şu anda Orestiada'dayız. Evet. Yani eski bir Türk köyü, Türkiye sınırına çok yakın. Pazar Kilosu'nun kapısından geçtiğimiz zaman hem de 15 dakikalık mesafede, 15-20 dakikalık mesafede burada oluyorsunuz. Burada oluyorsunuz. Biz tersten geldik ama yani güzel, görülmeye değer, 35 bin nüfusu falan olan bir şehir. Köy yollarını gezerek geldik. Burayı ziyaret ettik. Şuraya geçelim. Hadi gel. Ama güzeldi yani. Burası da güzel bir ambiyansı var. Şöyle göstersene. Şöyle kafeleri falan. Çok tatlı. Deniz kıyısında değil ama sanki deniz kıyısındaymış gibi böyle bir tasarım var şehirde. Aynen öyle. Daha doğrusu artık eskiden köymüş herhalde, artık ilçe gibi bir yer yani. Caddeleri de geniş geniş. Hı hı. Güzel büyük döner yedik şimdi. Güzeldi yani orası da. Böyle bir yer. Gezimiz devam ediyor. Şurada bir tane hashtag koymuşlar. O hashtag'i çekeriz şimdi. Onu da bir gösteririz. Çekmiştim aslında az önce meydana. Meydan çekmiştim de tamam. Hı. Artık yavaş yavaş Orestiada'dan çıkıyoruz. Dönüş yolumuzda olan Sofula'ya uğrayıp bir kahve molası vermeye karar veriyoruz. Sofula'da mola verdik. Böyle bir ağaç altında. Yine köşeye güzel bir kafede mola verdik. Kahve içeceğiz. Sofula'dayız. Demiş miydim onu? Yorgunum artık. Artık dönüş yolundayız. Yavaş yavaş gidiyoruz. Kahvelerimizi sevmeyip yola devam edeceğiz. Burası da bir Türkiye'ye eskiden. Türkiye olmuş. Hatta ismi de Sofulu'dan işte yani. Sofu'dan falan geliyor herhalde ki Sofulu. Evet, şöyle gösterelim. Dönüş yolunda telefonuma Dede Ağaç'taki yangın uyarısı geliyor. Bu gezinin en üzücü olayı ise bu oluyor.
Fakat onun dışındaki her şey çok güzeldi ve günübirlik süremizi çok iyi değerlendirerek ülkemize dönüyoruz.